Merhaba değerli gençler. Canınız ders çalışmak istemiyor mu? Ya da uzun süreli ders çalışamıyor musunuz? İlginiz Instagram'a, Facebook'a, sosyal medyaya, YouTube'a mı gidiyor? Sürekli cep telefonunuz elinizde olsun istiyorsunuz ya da oyun oynamak istiyorsunuz. Ancak ders çalışmak istemiyorsunuz. Ya da ders çalışmaya başladınız ancak 10 dakika, 15 dakika sonra sıkıldınız. Peki ders çalışamamanın çözümü var mı? İşte bu videoyu sizlere yardımcı olmak için çektik. İnşallah sizlere de faydası dokunur gençler. Şimdi detaylara birlikte bakıyoruz. Öncelikle neden ders çalışamıyorsunuz biliyor musunuz? Hedefiniz olmayabilir. Hedefiniz var mı? Bir hedef belirleyin. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyiniz. Bakın, kısa vadede hedefler neler olabilir? Örneğin yaklaşık 2 ay sonra ikinci dönemin ilk yazılıları olacak. Kısa vadeli hedefe bunu koyabilirsiniz. Dersiniz ki ben ilk yazılıdan yüksek puan alacağım. Güzel bir hedef, kısa vadeli hedef. Ya da şöyle bir hedef olabilir. Matematik dersinden işte haftada 150 soru çözeceğim. Fen dersinden haftada 250 soru çözmeyi hedefliyorum. Bunlar nedir? Kısa vadeli hedefler. Peki orta vadeli hedef nedir? Orta vadede daha ilerleyen aylarda 8. sınıflar için söyleyebiliriz. Mayıs aylarında denemeler çözeceğim. Ve bu denemeleri çözerken süre tutacağım. Ve buradan yüksek bir ortalama elde etmeyi amaçlıyorum. Peki uzun vadeli hedef nedir? Uzun vadeli hedef LGS sınavından yüksek bir puan almak ve iyi sınavla alan kaliteli bir liseye yerleşmek. Şimdi bunu bu şekilde ele alabileceğimiz gibi şöyle de düşünebilirsiniz. Dersiniz ki kısa hedefim LGS. Bakın yelpazeyi genişlettik. Kısa hedef LGS. LGS'de güzel bir puan almak. Orta vadedeki hedefim iyi bir liseyi kazandıktan sonra orada akademik başarımı yüksek tutmak. Uzun vadedeki hedefim ise mühendislik kazanmak. İşte ne istiyorum? Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ya da elektrik elektronik mühendisliği ya da tıp ya da işte iletişim okumak istiyorum, medya okumak istiyorum, bankacılık okumak istiyorum. Bu hedefleri tabii ki çeşitlendirebiliriz. İlginize, isteğinize göre üniversiteyi uzak hedefte koyabilirsiniz. Kısacası seçtiğiniz yelpazeye göre kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz yer alsın. Hedef olmadan hiçbir şey olmaz. Hedefsiz bir gemi hangi rüzgar nereden eserse o tarafa doğru yol alır. O nedenle tehlikeli sulara doğru da gidebilirsiniz. Mutlaka hedefinizi belirleyiniz, rotanızı o tarafa çeviriniz ve o hedefe ulaşmak için elinizden gelen çabayı sarf etmeniz gerekiyor. Evet, ders çalışmama isteğinin bir başka sebebi güvensizlik. Kendinize güveniniz yok. Hedefinize ulaşmak için kendinize güvenmeniz lazım. Ben o hedefe ulaşacağım, ben inanıyorum demeniz lazım. Hedefinize ulaşacağınıza inanmanız gerekir. Çevrenin ne dediği değil, sizin kendinize olan bakışınız önemli. Ben ileride hukuk okuyacağım diyorsan, bunun için gerekli olan okul hangisi ise o liseyi kazanmak için gerekeni yapman gerekir. Bu da nedir? Çok çalışmak. Dışarıda seni çağıranlar olacaktır. Haydi gel top oynayalım, hadi gezelim, hadi sinemaya gidelim, AVM'ye gidelim ya da işte şunu yapalım, bunu yapalım. Seni ders çalışmaktan alıkoymak isteyen arkadaşların var çevrende. İşte bunlara hayır cevabını vermek için senin öncelikle hedefe ihtiyacın var ve bu hedefe çalışarak ulaşacağına inanman gerekiyor. Kendine güvenmen gerekiyor. Evet, ders çalışmama nedenlerinizden bir tanesi de temel eksikliği. İşte matematik, İngilizce gibi temel gerektiren bazı dersler var. İşte İngilizce'de tensleri bilmeden siz cümle kuramıyorsunuz. Burada zorlanıyorsunuz. Ya da matematikte yine dört işlemi bilmeden kalkıp da denklem çözemezsiniz. Bundan dolayı bazı ön öğrenmelerin çok önemli olduğu dersler var. Bunlar için temel eksikliğini giderin gençler. Bırakın örneğin 8. sınıftasınız. Gidin 5. 6. 7. sınıfın matematik kitaplarını bulun ve bunlara çalışın. Önce temelinizi sağlamlaştırın. Daha sonra 8. sınıf matematik kitabına bakın. Bu emin olun sizin başarınızı zamanla arttıracaktır ama sabretmeniz gerekir. Ben çalıştım hemen notlarım yükselsin olmaz. Tıpkı bir kalemi yukarıdan 1 metre yüksekten bıraktığınızda 1 saniyede yere düşüyor ya.
Keşke öyle hızlı olsa. Ben çalıştım, hemen matematiğim yükselsin, yüksek notlar alayım demek istiyorsunuz ama maalesef eğitimdeki süre çok yavaştır. Kalemin yere düşmesi gibi hızlı değildir. O kalem yere belki de 1 yıl, 2 yıl çalışma sonucunda düşecek. Bundan dolayı siz ne yapacaksınız? 1 yıl, 2 yıl matematiğe çalışacaksınız. Düşük not alsanız bile pes etmemeniz gerekir. Pes etmezseniz zaten emin olun o notlar yükselecektir gençler. Ders çalışmama isteğinizin arkasında yer alan başka bir sebep kaygı. Kaygı düzeyiniz ne çok düşük ne de çok fazla olmalı. Şimdi ben öğrencilerime bakıyorum. Bazı öğrencilerim var, aşırı kaygılılar. Hocam, ya LGS sınavı yaklaşıyor. Hatta gün sayıyor. İşte yaklaşık 200 gün var. Gün sayıyor öğrenci. Bu ne yapacak? Fazla kaygıdır gençler. Bu kadar kaygılanmanıza gerek yok. Elinizden geleni yapın. Gerisini Allah'a bırakın diyoruz. Ama şunu da unutmayın. Sıfır kaygı da kötü. Bazı öğrencilere bakıyoruz. Hiç kaygısı yok. Sınav var mı yok mu? İyi liseye gitmişim, kötü liseye gitmişim çok mu önemli? En ufak ders çalışma yok. Çünkü hayata dair ne bir hedefi var ne de bir kaygısı var. O zaman biz ne diyoruz? Bakın buradaki grafikte olduğu gibi orta düzeyde kaygı istiyoruz. Bir parabol var bakın giderek yükseliyor. Burada tepe noktası var ve daha sonra düşüyor. Kaygı düzeyi bu şekilde. Siz sınava orta düzey kaygıyla hazırlanmalısınız. Ne çok düşük kaygı ne de yüksek kaygı. İkisi de tehlikeli. Biz ne diyoruz? Orta düzey. Dengeli olun. Evet, biraz kaygı güzeldir. Sizi ders çalışmaya yönlendirir. Ama bunu abartmayın gençler. Çalışma tekniklerinden bahsedelim. İşte ders çalışmama isteğinizin oluşmasının sebeplerinden bir tanesi de yanlış ders çalışma tekniklerini uygulamanızdır. Nasıl yani hocam diye olabilirsiniz. Örnek vereyim. Sürekli sosyal bilgiler, inkılap tarihi çalışıyorsunuz ama sürekli. Cumartesi günü gün boyu evde olduğunuzu hayal edin. Sabah kalktınız, kahvaltınızı yaptınız, 10-11 gibi oturdunuz derse. Ve sosyal bilgiler, inkılap tarihi çalışarak başladınız. İnkılap tarihini 2 saat çalıştıktan sonra bir ara verdiniz, tekrar inkılap tarihini bitireyim. Sürekli inkılap tarihi çalışayım, bitsin isteğindesiniz. Ama 3. saatten sonra oturmak istemiyorsunuz. Elinize sürekli cep telefonuna gidiyor. Ya da dışarı çıkma isteğiniz var. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sürekli sözel ders çalışıyorsunuz. Sürekli sözel ders çalışmayın. Bir sözel, bir sayısal. Bir sözel, bir sayısal. Yani çeşitlilik katın. Eğer siz sürekli sayısal çalışırsanız yine sıkılırsınız. Sürekli sözel çalışırsanız sıkılırsınız. Bu nedenle ne diyoruz biliyor musunuz? Bir sayısal, sonra sözel, sonra yabancı dil olabilir belki, sonra tekrar sayısal. Eğer siz bu ders çeşitliliğini yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer günde 8 saat, 9 saat ders çalışabiliyorsunuz. Çalışma sürenizi uzatabiliyorsunuz. Soru çözerken de öyle, test çözerken de bir test sayısal, bir test sözel şeklinde çözerseniz size daha bir uzun ders çalışma alışkanlığı katacaktır. Bunların dışında yazarak ders çalışma tekniği var. Bununla ilgili de video çekeceğim gençler. Başka hangi ders çalışma teknikleri var? İşte bağırarak ders çalışmak. Yani sesinizi yükselterek bir odanın içerisinde sesli okuyarak ders çalışabilirsiniz. Ya da işte resim çizerek, aynen şekiller çizerek, görseller çizerek, grafikler çizerek ya da şemalar, kavram haritalar çizerek ders çalışabilirsiniz. Yani görsel hafızayı kullanmanızı sağlar. Bunun dışında ses kaydı alarak ders çalışabilirsiniz. Başka videolardan izleyebilirsiniz. İşte YouTube'da pek çok benim gibi ders anlatan pek çok kanal var. Bunların anlatımlarını dinleyebilirsiniz. Yine farklılık katacaktır gençler. Bu şekilde ders çalışma tekniklerinizi farklılaştırırsanız o zaman sıkılma durumunun önüne geçersiniz. Daha zevkli, daha akıcı bir şekilde ders çalışmış olursunuz. Evet, şimdi sizlere BKT dediğim tekniği anlatacağım gençler. Bununla ilgili daha önce de video çekmiştim. Beyni kandırma tekniği ile istekli hale gelebilirsiniz gençler. Evet, bu benim bulduğum bir yöntem. Yarayabilir, deneyebilirsiniz. Örnek verelim hemen. Bunun ilk aşaması ve en temel noktası ne biliyor musunuz? Hayal etmek. Öncelikle hayal edeceksiniz. Örneğin siz bir fen lisesini hayal ediyorsunuz. O fen lisesine gidin gezin.
Kampüsünü gezin, müdürüne söyleyin, okuldaki öğretmenlere söyleyin. Deyin ki ben bu okulu hedefliyorum. Seneye bu okulda okumak istiyorum. Gezebilir miyim? Okulu gezin ve daha sonra bu okulda okuduğunuzu hayal edin. İşte siz eğer bu okulda gerçekten liseyi okumak istiyorsanız o zaman ben 2 saat ders çalışayım, hadi sıkıldım başka işlerle uğraşayım demezsiniz. Hayal edeceksiniz, ben bu okulda okuyorum diyeceksiniz. Gözünüzü kapatın, ders çalışmaktan sıkıldığınız anda gözlerinizi kapatın ve o okulda okuduğunuzu hayal edin gençler. Ve deyin ki kendinize ben biraz daha kendim çaba sarf etmeliyim ve bu okulda okumalıyım. İşte bu hayal etme tekniğidir. Hedefinizi hayal edeceksiniz. Bunun dışında ders çalışırken şu şekilde de kendinizi, beyninizi kandırabilirsiniz. Örneğin önünüzde kitap var. Hangi kitap? Türkçe kitabı ya da inkılap tarihi ya da fen fark etmez. Diyeceksin ki bu kitap sadece bende var. Ve dışarıda, evin dışında bu kitaba sahip olmak isteyen yüzlerce, binlerce öğrenci var, arkadaşım var ama bu kitap sadece ve sadece bende. O yüzden ben bu kitaba çalışmalıyım. Çok önemli bir kitap ve başka kimse de olmadığı için bu benim için çok önemli deyip kendinizi, beyninizi kandırın. Böylece biraz daha o kitabı okumak için, bitirmek için kendinizde güç toplayacaksınız. Evet, bazılarınıza saçma gelmiş olabilir ama beyninizi kandırabilirseniz gerçekten o gün o kitabı bitirebilirsiniz gençler. Bunu benzer şekilde şöyle de uygulayabilirsiniz. Ben kendim uyguluyorum şahsen. Örneğin yazılılar var ve benim bunları okuyup bitirmem lazım. Yazılı okumayı pek sevmem öğretmen olarak. Ama diyorum ki işte köşeye sevdiğim bir meyve nedir? Muz ya da elma. İkisini de severim. Muzu ya da elmayı sağ köşeye koyuyorum. Yazılıları okuyorum. Sıkıldığım noktada diyorum ki ya ben şu muzdan ya da elmadan yesem mi? Hayır diyorum. Neden? Çünkü eğer ben yazılıları bitirirsem o zaman ben bu meyveleri hak edeceğim. Yani yaptığım işin sonuna bir ödül koyuyorum. O ödül küçük ödüller olabilir. Meyve, sebze, dışarı çıkma veya bilgisayarda oyun oynama ya da Instagram'a girme gibi. Sevdiğiniz şeyleri çalışma sürecinin sonuna ödül olarak koyun gençler. İşte böylece beyninizi kandırabilirsiniz, beyninize hükmedebilirsiniz. Bunu avantaja çevirebilirsiniz gençler. Evet, umarım faydalı olmuştur. Bu tarz rehberliğe yönelik videolarımızda devam edecek. Bunun dışında tabii ki ders videolarımıza devam edecek. LGS sürecinde de sizlere yerleştirme sürecinde hangi okullara nasıl yerleşeceğinize yönelik bilgiler sunacağım geçen sene olduğu gibi. İnşallah faydalı olur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça kalın.